Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere böyle kaktüslerimden bazılarını göstermek istiyorum. Bu bir leş kaktüsü çeşidi. Ne burada? Şato kaktüsüm var. Bu arkadakinin ismini bilmiyorum. Burada da yine değişik bir kaktüs çeşidimiz var. Şunlar yılan kaktüslerim. Yine bunun da ismini bilmiyorum ama yılan kaktüse benziyor. Fakat bu biraz daha ince. Bu şekilde. Dalları çok ince şekilde büyüyor. Aldığımda da öyle inceydi zaten. Yine burada tavşan kulağı, opuntia. Bunu daha yeni diktim. Ve yılan kaktüslerim. Burada da opuntia, tavşan kulaklarım. Bunlara da bir ay oldu dikeli. Bakın bu şekilde yeni yavrular vermeye başladılar. Burada da yine bir kaktüs çeşidim var. Bunun da ismini bilmiyorum. Burada bir leş kaktüsü çeşitlerinden bir tanesini görüyorsunuz. Bu bakın böyle hiç bu taraflardan yavru vermedi. Hep böyle bu şekilde tepeden bir yavru verme şekli var. Böyle. Yani neden bu şekilde oldu bilmiyorum. Bakın bir tane daha aynı şekilde veriyor. Tepeden verdiği yavru da yine aynı şekilde yavru vermeye başladı. Bu alt kısımlardan yavru vermiyor. Böyle değişik bir yavru verme şekli oldu. Bu yüzden bunu şimdi ben kopartacağım ve toprağa dikeceğim. Diğeri de büyüdüğünde yine aynı şekilde onu da kopartıp toprağa dikeceğim tekrardan. Bakın buradan da bir yavru vermeye başladı. Bunu toprağa dikeceğim. Yine aynı saksısına dikeceğim. Çünkü çok olmasını istiyorum saksının. Böyle şöyle benim çiçekleri dikerken kullandığım böyle eski bir tahta kaşığım var. Siz de böyle yine elinizle ya da herhangi bir şeyle böyle bir oyuk açarak dikebilirsiniz. Şöyle çok fazla da toprağa gömmek istemiyorum çünkü yanında yavrusu var. Toprağımız da bayağı kurumuş. Bunun sulanması gerekiyor. Şöyle. Böyle tepeden değil de daha çok alttan yavru vermesini istediğim için bu şekilde bakın buraya toprağıma diktim bunu. Şöyle. Bu arada bakın benim böyle saksılarımda bu şekilde çubuklar mevcut. Bunlarla genellikle böyle toprağın ıslaklığını, nemliğini kontrol ediyorum. Arada böyle toprağı da havalandırma işlemi yapıyorum. Böyle saksılarımın çoğunda böyle aynı çubuklardan vardır. Bakın. Bu şekilde. Arada bu çubuklarımı alıp böyle toprağı havalandırıyorum. Ya da batırarak böyle nemliliğini kontrol ediyorum. Bakın bunun kurumuş, sulanması gerekiyor. Fakat bunu birkaç gün daha sulamayacağım. Çünkü buraya yeni bir tane kaktüs diktiğim için onun kök çürümesini istemiyorum. O yüzden sulamayı birkaç gün daha geciktireceğim. Şöyle fıs fısla biraz sulayacağım. Bakın böyle. Şekilde yapmış oldum. Yine bu yavru da büyüdüğünde, geliştiğinde yine onu da alıp toprağa ekeceğim. Çünkü şuralardan yavru vermesini istiyorum. Evet, bu videom da bu kadardı. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.